Abi ben küçükken işte 7 yaşındaydım. Terk edip giden insanlarla ben niye görüşeyim? Bir kere bile aramamışlar, sormamışlar. Ben niye görüşeyim? Yurttan çıkmış bu çocuk işte serseri olur, it kopuk olur. Böyle demesinler. Orada her şey vardı. Dayak da vardı, eziyet de vardı. Her bir şey vardı yani. Hangisinden bahsedeyim? Sabah kalkıyordun, başkalarının kadınlarına anne diyordun. O ortama alışmak istemezsin mesela. Nasıl diyeyim, uyuşturucu ya, eroine, şuna buna. Ama yine de psikolojin bozuldu. Niye? Adam geliyor yanında içiyor. Ya oradaki hocalarından tut, bakım elemanlarından tut. Hepsi birbirlerini tutuyor. Hepsi de biliyor aslında çocuklara eziyet edildiğini. Benim arkadaşım mesela. Çocuk bunalıma girdi. Gitti ki astı abi yani. Boynundan astı. Peki yurtta geçirdiğin bir kötü bir anı oldu mu? Abi yurtta geçirdiğim kötü anı... Bu sistemin yerine İslam'ın bir sistem olmasını ister miydin bu? Nasıl? Ne? İslam'ın bir sistem. Yani Allah subhanahu teala'nın Kur'an'ına ve Resulü sallallahu sünnetine uygun bir yönetim şekli. Bu düzen insanlara gerçek manada serabı gösteriyor. Hayalleri gösteriyor ama asla ve asla o hayallere mutlu bir şekilde ulaşamıyorsun. Bugün mesela ben bunları anlatırken kalbin huzurla doluyor mu? Doluyor. Bu Allah subhanahu teala sana bir lütfudur. Bizi ta farklı yerlerden ayağına kadar getirdi. Emin ol hayatının nasıl değiştiğini hem göreceksin hem de hayatından memnun olacaksın. Hatta inanır mısın hayatından bir şey eksilse bile memnun olacaksın. Son olarak peki söylemek istediğim bir şey var mı? Bizlere, topluma, insanlara... Abi vallahi benim topluma söyleyeceğim tek şey, hani diyorlar ya başımda annem babam var rahat değilim, şöyleyim, böyleyim. Herkes annesinin babasının nimetini bilsin. Herkes ailesinin nimetini bilsin. İsminiz neydi? Burak. Erzurum'dan yeni mi geldiniz yoksa daha önceden? Buradayım yani. Burada doğdum, burada büyüdüm. Ankaralısınız yani. Sonuçta Ankara ama aile Erzurum. Abi aile yok. Anne baba yok. Baba desem başkasıyla evlendi. Anne desem başkasına kaçtı gitti. Ondan sonra biz de anneannemin başına kaldık işte. Anneannem de bize bakamadı. Yurda verdi. Yurtta çıktık işte. Abimin yanında kalıyordum. Abimle de anlaşamadım. Kavga falan ettim işte. O da öyle oldu işte. Sonra işte böyle. Peki şu an nerede kalıyorsunuz? Şu an belediyenin bir tane otelinde kalıyorum. Bir hafta sonra oradan da çıkaracaklar. İşte çalışıyordum. Oradan da çıkardılar. Yani bu toplumda yaşamak zor yani abi ya. Ya zor abi yani. Benim şartlarımda benim gibi hayatı olan birisi için zor yani. Devletin otelinde, Büyükşehir Belediyesi'nin otelinde kalıyorum işte. Oradan da çıkaracaklar. Oradan sonra gidecek yerim yok yani. Yaş kaçtı? Yaş 21. 21 yaşındasınız. Peki bundan sonra ne yapmayı düşünüyorsunuz? Abi vallahi bundan sonra çalışacağım abi yani. Bir şekilde ayakta durmaya çalışacağım. Yani kimsem yok. Tek başımayım yani. Kimse yok. Hiç kimsem yok. Beme bakacağım abi yani. Bir şekilde bir yerden ekmeğimi çıkarmam lazım. Şu an anneniz babanız hayatta mıydı? Anneyle baba hayatta da hiç görüşmüyorum yani abi ya. Öyle söyleyeyim. Abi ben küçükken işte 7 yaşındaydım. Terk edip giden insanlarla ben niye görüşeyim? Bir kere bile aramamışlar, sormamışlar. Ben niye görüşeyim? Bugün mesela nasıl bir hayat istiyorsunuz? Nasıl bir hayatı arzuluyorsunuz? Neyiniz olsa yetinirsiniz, tamam dersiniz, kanaat edersiniz. Abi bir tane 1+1 evim olsun. Güzelce işim olsun. Ben her şekilde geçinirim. Yani sadece bir kalacak yerim olacak, küçük bir yerim. Ben her şekilde geçinirim abi ya. Çalışacağım, kendi ekmeğimi kazanacağım, bir işim olsun. Her şekilde geçinirim. Yani beklentileriniz bu kadar basit. Abi yani başka bir şey yok. Yani benim bir hani geleceğim olacak. Ben de yarın bir gün evleneceğim. Çoluk çocuğa karışacağım. Böyle giderse evlenemeyeceğim de şey yapamayacağım da. Şu anki sistemle mi alakalı bu mesele yoksa kişisel sorunlarınızla mı ilgili bu durum? Abi hepsiyle de alakalı ya. Sistemden kastım mesela şu anki düzenle alakalı. Yani mesela sizin şu an ihtiyacınız var. Ya da sizin aile yapınız artık neden bozuldu, niçin bozuldu bilmiyoruz. Ya da anneniz babanız niçin böyle bir tercihte bulundu onu da bilmiyoruz. Onları bu duruma getirenin neyin olduğunu da bilmiyoruz. Ama biz bir sistemin içerisinde yaşıyoruz. İster istemez bu sistemden etkilendiklerimiz fikirler, görüşler, durumlar oluyor. Muhtemelen bununla alakalı bir ilgili bir sorun da yaşamış olabilirsiniz. Peki nasıl bir sistem istersiniz? Yani size nasıl muamele etmesini beklediğiniz bir sistem?
sistem olsun. İnsanca muamele yapsınlar. Adam yerine koysunlar. Mesela yurttan çıkmış bir çocuk işte serseri olur, it kopuk olur. Böyle demesinler. Yurtta ne kadar kaldınız? Abi yurtta işte 4-5 sene yurtta kaldım. Peki 4-5 yıl süreci nasıl geçti sizin için? Yani yurtta kalmanın ya da sokakta kalmanın ne gibi şey olabilir? Zor yani abi. Yani ne gibi mesela zorlukları vardı? Biz mesela yurtla alakalı meseleleri pek bilmiyoruz. Yani yurtta bir insanın hayatı nasıl geçer? Mesela günlük bir hayatınız nasıl geçiyordu? Nasıl uyanıyordunuz? Ne yerdiniz? Ne içerdiniz? Nasıl bir muamele ederlerdi size? Ne öğretirlerdi? Bunlar. Abi bir şey öğretmezlerdi. Orada her şey vardı. Dayak da vardı, eziyet de vardı. Her bir şey vardı yani. Hangisinden bahsedeyim? Sabah kalkıyordun, başkalarının kadınlarına anne diyordun yani. Başka kadınlara anne diyordun, abla diyordun. Yani onun bunun ağzına bakıyordun işte. Hani insanlar sana şey yapsın, sevgi göstersin. Hani annenin babanın görmediği sevgiyi onlardan şey yapıyordun yani. Burak, biz şimdi normalde bugün gündemimizde burası yoktu. Biz yeni mahallede normalde çekim yapmayı istedik. Demet Evler tarafında. Bir düşünceden dolayı dedik ki gidelim Ulus'a. Gençlik Parkı'nda da bayağı bir kimseyle konuşmadık. Daha sonra geldik burada seninle karşılaştık. Şimdi Allah-u Subhanahu ve Teala'nın dininde tesadüf diye bir şey yoktur. Birbirimizle karşılaşacağımız kaderde yazılıydı. Şimdi Allah-u Subhanahu ve Teala bizi birbirimize hayırlı kılsın. Mesela yurtla alakalı yaşantını mesela öğrenmek, seni tanımak, seni anlamak. Daha sonra da bu konularla alakalı bazı fikirlerimiz, bazı görüşlerimiz sana söylemek istiyoruz. Yani ama işte dediğim gibi yani yurtta büyüyen bir insanın psikolojisi bozuk abi yani. Normal insan psikolojisi gibi değil yurtta büyüyen insan. Peki bozan şey ne Burak? İnsanı bozan şey ne? Mesela annesizlik diyebilirsin, babasızlık diyebilirsin. Evet, abi bak mesela kötü bir arkadaş ortamı insanın psikolojisini her şekilde bozar. Sen o ortama alışmak istemezsin mesela. Nasıl diyeyim? Uyuşturucuya, eroine, şuna buna ama yine de psikolojisin bozulur. Çünkü niye? Adam geliyor yanında içiyor. Yani yurtta uyuşturucu sorunu var. Aynen abi öyle diyeyim yani dışarı çıkıyor adam yurttan kaçıyor gidiyor bali çekiyor şey yapıyor. Yurtlar güvenli değil mi diyorsun? Abi değil ya değil yani. Peki bu insanları peki sizi mesela eğiten bir yer yok mu orada? Abi eğiten dediğim yani oradaki bakım elemanları işte. Onlar yani sana annelik babalık yapıyorlar. Seni kendi evlatlarıymış gibi görüyorlar ama öyle bir şey yok yani. İşte kamerasız olmayan yerlerde sana eziyet yapıyorlar yani eziyet ediyorlar. Buydu yani. Benim kaldığım senelerde dayak vardı. Şimdi dayak yasak yani yurtlarda. Dayak yok. Yani orada herkes birbirini tutuyor. Yani oradaki hocalarından tut, bakım elemanlarından tut. Hepsi birbirlerini tutuyor. Hepsi de biliyor aslında çocuklara eziyet edildiğini. Hepsi biliyor bilmemezlikten geliyor. Onların şeyi o yani. Peki yurtta geçirdiğin bir kötü bir anı oldu mu? Abi yurtta geçirdiğim kötü anı hep kavgayla dövüşle geçti yani onu diyeyim. Öyle. İçinizde mi oluyor yani emsallerinizde mi? Çocukların arasında işte arkadaşlarımla birlikte. Geliyorlardı böyle küçük çocuklardan araç kesiyorlar. Eziyet ediyorlardı şey yapıyor. Yani bundan dolayı da sorunlar yaşanıyordu. Dolayı her gün sorun yaşıyorduk abi işte. Yani bir insanın örnek söyleyeyim çocuğunu hadi gidelim de devlet yurtlarına verelim demesi aslında sağlıklı bir görüş değil. Değil abi benim için değil. Ya benim için bir çocuğunu yurda verin yani öyle anne baba olmaz yani abi yani. Ya bu mesela bu sistemin içerisinde güvenli görebildiğin bir yer var mı? Abi güvenli yani insan en çok annesinin babasının yanında güvenli olur ya. Ya en çok evinde kendi evinde güvenli olur. Başka bir şekilde güven olmaz yani abi. İnsan kendi evinde kendi yurdunda güvenli olur. Başka bir yerde çocuk büyümez yani. Kendi evinde kendi yurdunda diyoruz Burak ama diyorsun ki mesela ailemle alakalı bir sorun yaşadık. Ailem ayrıldı, dağıldı ve ben de bu durumlara düştüm diyorsun. Demek ki aile yapısını da koruyamayan bir sistemin içerisinde yaşıyoruz. Aile yapısını da bozan bir sistemin içerisinde yaşıyoruz değil mi? Abi işte bir şekilde tutunmaya çalışacağım yani. Mecbur tutunacağım abi. Yani yapacak başka hiçbir şeyim yok. Yapacak hiçbir şey yok abi yani. Elinizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Peki bu sistemin yerine İslam'ın bir sistem olmasını ister miydin Burak? Nasıl? Ne? İslam'ı bir sistem. Yani Allah-u Subhanahu Teala'nın Kur'an'ına ve Resulü Aleyhisselam'ın sünnetine uygun bir yönetim şekli. İsterdim abi. Bu istemendeki gerekçe ne mesela? Ne gördüğünde bu sistemden İslam'ı bir düzeni istiyorsun? Abi şu anki sistemde yani kimse memnun değil ki abi. Ya hiç kimse memnun değil. Sen şuradan birine git sor. Adama de sen bu şu anki şeyden durumdan memnun musun de. Memnun değilim diyecek. Memnunum diyen adamlar zaten 60 yaş üzeri, 70 yaşında, 80 yaşındaki adamlar yani. Yani benim yaşlarımda gençten bir tane adama sor. Mesela abilere sor. Dayı belki der ki memnunum. Ki gençlik olarak neyi yani ne veremiyor bu sistem size? Abi ne veremiyor? Abi her şeyde bir eksiklik var yani. Adam okuyor, biz okumadık. Benim arkadaşlarım var mesela okuyanlar. Adamlar işe giremedi yani kendi şeyini kuramadı. Geçinemiyorlar, zor geçiniyor diyor. Adam kendisi söylüyor bana, arkadaşım. Yani geçinemiyoruz diyor yani. Ailesiyle yaşıyor, geçinemiyorum diyor. Herkes şikayetçi yani. Biz ben değilim. Bir o değil. Herkes şikayetçi. Peki Burak bu topluma mesela yalanı, iftirayı, işte bu bahsettiğin gasptır, hırsızlıktır, insanların malına tecavüz etmektir yahut tacizdir,
birçok pislik huyu bu sistem vermiş olabilir mi? Yani mesela örnek söylüyorum, siz bugün bir fikir sahibisiniz, başkası bir fikir sahibi. Hepsi bu sistemin içerisinde bunları öğreniyor değil mi? Yani mesela bahsettiğiniz konuşma, mesela eroin diyorsunuz. Ve İslami bir rejimde kesinlikle eroinin yeri yoktur mesela. Ya da İslami bir rejimde bugün mesela ileri gittiğimiz zaman burası ulus değil mi? İleri gittiğimiz zaman bir tane fahişenin normal olarak kendisini başka insanlara teklif ettiğini görebiliriz. Bu İslami bir rejimde olmaz. Ya da hep görüyoruz abi. Ya da mesela ileride biraz daha ilerlesek gazinoların olduğunu görürüz. Night kulüpler denilen yerlerin olduğunu görürüz. Full boyu bir git abi, dış kapının oralarda full hepsi dolu zaten. Karşılaşırsın yani, istemediğin insanlarla karşılaşırsın orada. Mesela işte kumarhanelerin olduğunu vesaire. Pavyonlar falan, gazinolar. Yani görmek istemediğin kadınlarla, insanlarla karşılaşırsın abi orada zaten. Örnek söylüyorum, bir esnafın yalan söylemesi, ahlaksız davranması ya da örnek söylüyorum başka bir namahremi olan bir kadına farklı şekilde bakması. Bütün bunlar bu sistemin içerisinde öğretilmiyor mu? Aynen abi, doğru. Ondan bahsediyorum. Mesela bütün bu alışkanlıklar aslında bizim bu sistemin içerisinde, doğru mu? Aynen abi, bu sistemden şey yapıyor. Bundan kaynaklanıyor yani. Bizim o zaman düşünmemiz, öncelikle şöyle söyleyeyim. Allah subhanahu ve teala mesela seni yaratmış, bizi yaratmış ve yeryüzüne göndermiş. Kendi kitabında söylediği şeylerde kulluk için gönderdiğini, yani ben cinleri ve insanları bana ibadet etsinler diye yarattım dediğini görüyoruz. Ve Allah subhanahu ve teala bugünkü sistem öyle şeyler insanlara yaşatıyor ki insanlar sistemin yanlışlarını tutuyorlar, Allah subhanahu ve teala'ya buluyorlar. Allah subhanahu ve teala bu şekilde isyan ediyorlar. Halbuki Allah subhanahu ve teala şunu söylüyor, diyor ki benim düzenimde sen bunları yaşamazdın. O halde benim düzenimin dışarısında yaşadığın sıkıntıları benim fesat düzenim varmış gibi düşünme. Bu şekilde bana isyan etme. Bugünkü toplumda maalesef böyle bir durum var. Peki bu duruma hiç geldin mi? Geldim abi. Herkes isyanda yani. Gençlerin hepsi şey yani, nasıl diyeyim, ben yaşamak istemiyorum, ben yurt dışına gitmek istiyorum. Kimle konuşsam, kimle sohbet etsem hepsi aynı şeyi söylüyor. Ya isyan etmek doğru bir şey değil. Mesela Allah'a karşı böyle haykırmayacaksın. Demeyeceksin ki yani ben keşke buraya gelmeseydim, işte böyle olmasaydı, şöyle olmasaydı. Herkesin bir sıkıntısı var, ayrı ayrı bir sıkıntısı var. Demek istediğim şey şu, bugünkü sistem tamamen mağdur üretiyor, sorunlu insanlar üretiyor, fahişe üretiyor, kumarbaz üretiyor, aileleri bozuyor, gerek dizilerle, filmlerle, pornografiyle alakalı bir sorunlar yaşanılıyor muydu? Abi çocuklar izliyordu tabii ki. Ya izleyen çocuklar vardı. Yoktu desem yalan söylerim. Vardı abi yani. Peki o yurtun içerisinde sadece erkekler mi var? Abi erkek kız karışık kalıyorduk ya. Erkek kız karışıktı benim kaldığım dönemde. Ondan sonra kızları alta aldılar. Erkekler üste kalıyordu. Bizden büyükler de en üste kalıyordu. Ya 3 katlıydı yani. Nasıl diyeyim ben sana? Kadınlar zemin katta kalıyordu, kızlar. Bizim yaşımız orta olduğu halde, küçük olduğu halde biz orta katta kalıyorduk. Bizim üstümüzde de bizim büyüklerimiz kalıyordu işte. Bizden yaşlar büyük olanlar. O insanların içerisinde halen yaşamak ister misin? Yaşamak istemem abi. Neden yani mesela Burak? Psikolojin nasıl bir durumdaydı? O günleri mesela hatırlayabiliyor musun? Neler yaşıyordun? Neler düşünüyordun? Ne yapmak istiyordun? Yurtun içindeyken yani. O gün yurtun içindeyken. Ben şunu diyorum. Ben şöyle isterdim yani. Başımda annem babam olsun. Bana sevgi göstersin. Yani ne bileyim. Sıcacık bir evim olsun, işim olsun. Ya ben hep bunu isterdim abi. Yani bir anne baba sevgisi isterdim. Benim istediğim buydu yani. Peki Burak, ben sana şöyle bir şey söylesem. Sana bir ev, bir araba, çok güzel bir hayat sunulsa bunu kabul edersin değil mi? Abi işte kabul edeceksin ama emek harcayacaksın. Çok güzel bir şey dedin. Emek harcamamız lazım değil mi? Aslında bu bahsettiğimiz şeylerden daha ötesini ve daha devamlısını Allah subhanahu teala bizlere vaat ediyor kitabında. Yeter ki emek verip Allah subhanahu teala dini için yaşayalım. Şimdi biz örnek söyleyeyim, Allah subhanahu teala dini sadece namazdan, oruçtan, zekattan ibaret değil. Allah subhanahu teala'nın dini tevhid kavramı üzerine kuruludur. La ilahe illallah kavramı üzerine kuruludur. Allah subhanahu teala kendisinden başka ibadeti hak edecek hiçbir ilahın olmadığını söylüyor. Bugünkü sistemde mesela demokrasi denilen bir sistem var. Laiklik denilen bir sistem var. Bu sistemde insanlar idare ediliyor. Ama Allah subhanahu ve teala kendi kitabında diyor ki kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar kafirlerin ta kendisidir. Bu sistemin tamamen küfür sistemi. Bu sistemin tamamen şirk sistemi olduğunu söylüyor ve bir Müslümanın da böylesi bir sistemi reddetmesi gerekli olduğunu söylüyor. Peki bu konuda hiç düşüncelerin oldu mu? Abi valla şu an ne desem yani şey abi ya. Mesela şöyle bir düşüncen oldu mu? Ben Allah subhanahu ve teala'nın mesela sistemini istiyorum ve bugünkü sistemi kesinlikle reddediyorum. Bugünkü sistem Allah subhanahu ve teala'nın sistemi değil. Allah subhanahu ve teala'nın sistemi için çalışmam gerekli olduğunu hiç düşündün mü? Abi öyle bir şey hiç şey yapmadım. Peki mesela bugün seni Allah subhanahu ve teala rızıklandırıyor, doğru mu? Mesela nefes almamız da Allah'ın bir nimeti. Vermemiz de bir nimet. Onun yarattığı organlar da bizim verilen bir nimet. Yani şu an ne görüyorsak Allah subhanahu ve teala'nın verdiği gözle, ne duyuyorsak Allah subhanahu ve teala'nın verdiği kulaklarla duyuyoruz. Ne anlıyorsak Allah subhanahu ve teala'nın verdiği kalple anlıyoruz, idrak ediyoruz. Ne yiyorsak Allah subhanahu ve teala'nın verdiği dil ile tat alıyoruz değil mi? Bak ne kadar nimet vermiş Allah subhanahu ve teala. Allah da diyor ki sizlere gözler verdiğim, kulaklar verdiğim ve kalpler verdiğim ne kadar daha şükrediyorsunuz. Yani bunlar ne kadar da benim için kullanılıyor.
kullanıyorsunuz az. Acaba hayatımızda bazı olaylar Allah subhanahu ve teala dinini yaşamadığımızdan dolayı başımıza geliyor olabilir mi? Yani tercihlerimizden dolayı, yanlış tercihlerimizden dolayı. Yanlış tercihlerden dolayı oluyor. Peki hiç hayatımızda mesela Kur'an'a iman ediyoruz, doğru mu? Evet abi. Açıp merak ettik mi, okumak istedik mi mesela? Yurt zamanlarında mesela zamanımızı biraz geniştir, boştur. O zamanlarda hiç açalım, bir merak ettik, okuma gereği duyduk mu? Etmedik abi ya. Bugünden sonra peki yani bir denesek, okusak, Allah subhanahu wa ta'ala bizden ne istiyor diye desek, bir yeni bir başlangıç yapmaya çalışsak, hayatımızın da emin ol değişeceğini göreceğiz. Bugün burada 3 kişiyiz mesela. Üçümüzün de geçmişteki hayatı çok farklıydı. Biz ta ki İslam'ı tercih ettikten sonra hayatımız düzeldi. Aksi halde bizim de çok farklı yerlerde olabilirdi. Çünkü bu düzen insanlara gerçek manada serabı gösteriyor. Hayalleri gösteriyor ama asla ve asla o hayallere mutlu bir şekilde ulaşamıyorsun. Bak ulaşıyorsun ama kesinlikle bir eksiğin oluyor. Kesinlikle bir mutsuzluğun oluyor. Huzursuzluğun oluyor. Çünkü bu sistemin vereceği ne var ise onunla beraber sana huzursuzluğu verecek. Çünkü Allah subhanahu ve teala'nın dini gibi kalpler mutmain olmuyor. Allah subhanahu ve teala'yı zikretmenin dışarısında kalpler mutmain olmuyor. Mutlu olmuyor. Güvenli olmuyor. Çünkü şu güneşi doğuran bu devlet değil. Veya şu bulutumuzu gönderen devlet değil. Şu gökyüzünü yaratan, başımızın üzerinde tutan devlet değil. Bu sistem değil. Bizi yaratan Allah subhanahu ve teala, değil mi? Bu kadar güçlü bir varlık var iken biz böyle bir varlığa tevekkül edip dayanıp sığınıp ondan bir şeyler beklememiz ve onun vaat ettiği şeylere yönelmemiz gerekli değil mi? Mesela cenneti vaat ediyor ama cehenneme de tehdit ediyor, değil mi? Hani devletten değil de Allah'tan yani. Yani onun şeyini abi yani, öyle diyeyim. O zaman şöyle yapmamız gerekli. O ki böyle bir yüce Allah var. Çünkü örnek söylüyorum. Bırak güneşi. Şurada bir tane elmanın çöpünü bile dünyadaki milyarlarca insan toplasa aynı yapıda yapamaz. Bir tane elma dahi üretemezler. Bak Allah subhanahu ve teala bir sineği kitabında örnek veriyor. Sizin ibadet ettikleriniz, peşinden gittikleriniz, tevekkül ettikleriniz, öyle sevdikleriniz, yücelttiğiniz insanlar, azim dediğiniz, Ali dediğiniz insanlar sivrisineği dahi yapamaz diyor. O halde niçin o insanların yahut o değerlerin, o materyallerin, evinin, arabasının, Allah subhanahu ve teala'dan uzaklaştıracak şeylerin peşine gidelim. Bizim burada mesela yapmamız gereken şey bu. Bundan önce de şu gerekli. Allah subhanahu ve teala mesela Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i hayatını öğrenmemiz gerekli. Allah subhanahu ve teala'nın indirdiği, hepimize muhatap olduğu kitabı okumamız da gerekli, değil mi? Ve ilimli bir şekilde donatmamız lazım kendimizi. Kendimizi önce kurtarıp sonra da kurtarabilirsek çevremizdeki insanlara anlatıp o insanların yanlış hayatlarını düzeltmemiz gerek. Doğru mu? Aynen öyle abi. Doğru vallahi. Yani bugün mesela ben bunları anlatırken kalbin huzurla doluyor mu? Doluyor abi. Niçin huzurla doluyor? Çünkü fıtratında bu var. Allah subhanahu ve teala seni yarattığından dolayı. Şu an mesela Allah subhanahu ve teala bizi görüyor, izliyor. Kulun Burak'ı da biliyor, kulu Abdülfettah'ı da biliyor. Şimdi bunları Allah subhanahu ve teala gördüğü zaman Allah subhanahu ve teala hemen rahmetini indirebilir. Sen yeter ki Allah subhanahu ve teala'ya yönel ve kalbini İslam'a açmaya çalış. Çünkü hepimiz Müslüman olduğumuzu söylüyoruz ama İslam'ı yaşayan ne kadarımız, değil mi? Biz ona yöneleceğiz. Başka bir şeyimiz yok yani. İsyan etmeden, şey yapmadan mücadele edeceğiz. Emek harcayacağız ki olacak yani bazı şey. Peki Burak, tağut diye bir kavram duydun mu hiç? Tağut. Tağut. Duymuştum abi aslında. Bunu şeyde duymuştum abi. Benim bir tane Ahmet hocam vardı. Cami hocası. Şimdi vefat etti. Çok oldu. Ondan duymuştum. O da beni çok seviyordu. Büyük babam falan tanıyordu işte. Büyük babam da vefat etti 2014 senesinde. Ondan duymuştum abi ya. Mesela ne olarak anlatmıştı? Abi o zaman işte sohbet ediyorduk, böyle sohbetlerine falan çağırıyordu. Hani o zaman konuşuyorduk ama fazla şey yapamadım. Tağut Burak şu demek. Allah subhanahu ve teala'nın özelliklerini kendisinde bulunduğunu iddia eden veyahut Allah subhanahu ve teala'nın yaptığı şeylerin benzerini yapmaya çalışan insan, kişi, kurum, kuruluş neyse. Mesela örnek söylüyorum, bugünkü tağut şu yaşadığımız memlekette Allah subhanahu ve teala'nın kitabıyla yönetmeyen insanlar. Bunlar olabilir mi? Abi valla diyorum ya, ben sana az önce de dedim, insanlardan da iş kaynaklanıyor yani. Şunu diyebilir miyiz mesela? Allah subhanahu ve teala diyor ki ben hükmediyorum, ben kitap indirdim, kanun koydum yeryüzüne. Bu kitapla bir Müslümansanız bu kitapla hükmetmeniz lazım. Aranızda bu kitapla konuşmanız, tebliğ etmeniz, davet etmeniz, ıslah etmeniz ve devletiniz de var ise bu kitapla yönetmeniz lazım. Anayasa bu kitap olması lazım. Bu kitabın dışarısında birisi gelse desek ya hayır şu kitapla yöneteceğiz dediğimiz zaman Allah subhanahu ve teala katında bu kişi tağut olmuş oluyor. Aynen öyle abi yani. Ona o dediği zaman olmuyor abi işte. Yani bizim bildiğimiz tek şey İslam. Bu şekilde adam aslında ilahlığını ve Rabliğini ilan etmiş oluyor. Halbuki adama baksan kimse ona ilah demiyor, kimse Rab demiyor. Ama Allah subhanahu diyor ki bunu ancak ben yaparım ama sen de geldin bu iddiada bulundun. Aynen öyle. Abi dediğim gibi Allah'ın dediği olur yani. Peki biz böyle insanlara karşı ne yapmamız lazım? Mesela Allah subhanahu teala tağutu reddetmemizi söylüyor. Biz bu insanlara karşı ne yapmamız lazım? Nasıl bir tutum içerisinde bulunmamız lazım? Abi biz onları işte uyarmamız gerekiyor böyle şeylerde. Ha, dinlemiyorsa da yapacak bir şey yok, uzak duracak.
kuracağız abi yani. Peki koyduğu kanunlarla mesela örnek söyleyeyim, o anayasaya bağlı olan kişileri seçebilir miyiz? Başımıza getirebilir miyiz bugünkü sistemde olduğu gibi? Seçemeyiz abi ya. Öyle... Yani oy kullanamayız o zaman. Abi biz kendimiz seçemeyiz ya. Yani oyumuzu kullanırız ama yani. Oy kullandığında aynı bahsettiğim şey oluyor. Oy kullandığımız zaman Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyecek insanları başımıza seçiyor. Yani Allah subhanahu ve teala'ya şunu demiş oluyoruz. Ey Rabbim, senin kitabını da kabul ettik ama bununla hükmedecek kişileri de başımıza getiriyoruz. Allah diyor ki ben melik değil miyim ey kulum? Ben Rab değil miyim ey kulum? Rab demek kanun koyucu demek. Melik demek yönetici demektir. Sen de beni tevhid yani birlediğini söylemiyor muydun? Evet. Ben sana demedim mi şirk koşma? Allah subhanahu ve teala'ya bu şekilde demiş olmuyor muyuz? Ey Rabbim, senin kitabın var eyvallah. Sen meliksin eyvallah. Sen Rabsin eyvallah ama ben işte bir tane daha Rab seçiyorum. Bir tane daha anayasa koyucu seçiyorum. Bir tane daha melik seçiyorum. Bu da şirk olmuş olmaz mı? Bu durumda bir insan nasıl Müslüman kalabilir? Yani Allah subhanahu teala böyle insanlara müşrik diyor. Yani Allah'a ortak koşan yani Müslüman olmuyor. Olmuyor abi yani. O zaman ne yapmamız lazım? Abi işte kendi şeyimizi... Oy kullanmamamız lazım. Eğer bir Müslüman isek, muvahhid isek. Abi kendi şeyler yani insanların kendi tercihi. Oy kullansa da kullanmasa da. Oy kullanan insan kendi ahiretini mahvetmiş olur. Yani bir tane mesela küçük bir şey görse dahi. Çünkü Allah subhanahu teala diyor ki kulum senin ben seni her türlü şekilde donatmadım mı? Her türlü imkanını vermedim. Bak mesela şu kameralar var ya. O kameralar senin gözünden daha iyi değil. Senin gözünde 576 megapiksel var. O kameralarda 16-17 megapiksel şey var. Senin gözündeki diyafram bilmem örnek söylüyorum 1.2'dir, 1.1'dir, 1.0'dır hatta. Onlardaki 1.8. Senin gözündeki sensördeki hız onlarda mesela belki binde biri bile değildir o kameralardaki. Bu kadar güzel bir şekilde seni donatmış. Her türlü rızkını, her türlü imkanı sağlıyor. Bak bazı yediğimiz içtiğimiz şeyleri örnek söylüyorum gözlerimizi kapatıp da yediğimiz zaman gerçek manada gözlerimiz açıkken yediğimiz şekliyle tadalamıyoruz. Allah subhanahu wa ta'ala öyle bir nimet vermiş ki nimet üzerine nimet, nimet üzerine nimet. Yani sen örnek söylüyorum yediğin bir şeyin kokusunu almadan yesen. Aynen o zaman da eksik oluyor abi. Şimdi Burak Allah subhanahu wa ta'ala sana tam güzel bir şekilde bir hayat sunmuş mu? Bak sağlık mesela. Sen mesela örnek söylüyorum şu an mesela şu kolunun olmadığını düşün. Aldım mesela şöyle koydum. Sen şuradan kollu geçen insanların ilk başta koluna bakmaz mısın? Bakarım abi. Ben senin kulağını da aldım koydum. Sen buradan geçen insanların örnek söyleyeyim birbirleriyle konuşurken gülüştüklerini gördüğün zaman ilk başta kulaklarına bakmaz mısın? Bakarım abi. Yahut senin gözlerini de aldık bir kenara koyduk. Sen ilk başta örnek söylüyorum insanlar mesela bir video izlerken aa şunu gördüm bunu gördüm dediklerini duyduğun anda sen gözlerini hissetmek istemez misin? Acaba ne izliyorlar? Veyahut bir yerden geçtin güzel bir döner veyahut bir güzel bir yemek değil mi? İnsanlar örnek söylüyorum çok güzel bir kokuyor dediklerinde senden de bu koku duyusunu aldık koyduk bir kenara. Acaba ne demek istiyorlar diye merak etmez. Ederim abi. Sayamayacağım nimet var inanır mısın? Sinirim sisteminden başlasak bugün bir saat sürer. Kalp sisteminden başlasak bir saat sürer. Böbrek sisteminden başlasak bir saat sürer. Ne virüsleri ne mikrovirüsleri birçok mesele var bu. Teferruatına indiğimiz zaman senin şu an bedeninde milyarlarca olay oluşuyor. Böyle bir durumda Allah sana çok büyük nimetler ve tam nimetler vermemiş mi? Vermiş abi. Allah subhanahu teala bize demez mi ey kulum? Ben sana tam nimetler vermişken sen niçin bana şirk koştun da bana eksik bir şekilde yani şirk koşarak iman ettin demez mi? Der abi. O halde biz Allah subhanahu wa ta'ala doğru düzgün bir kulluk yapmamız lazım. Doğru mu? Aynen öyle abi. Bugünden sonra da yapmamız gereken şey bu Allah subhanahu wa ta'ala sana bir lütfudur. Bizi ta farklı yerlerden ayağına kadar getirdi. Ve bu anlattığımız şeyleri normalde toplumda genelde duyabileceğin şeyler değil. Biliyorsun ki insanlar kendi hallerinde yaşayan insanlar, kendi hayatlarına gömülmüş insanlar, başlarına zaten sistem bin bir türlü çorap örmüş, onlarla uğraşan insanlar. Gelmişiz biz sana Allah subhanahu wa ta'ala'nın izniyle bunları anlattık. Bir şekilde senin görüşünü değiştirmek istiyoruz. Yönünü değiştirmek, bakış açını değiştirmek istiyoruz ki inanıyoruz ki bu anlattıklarımızda da sen düşünen bir insansın. Kalbini o konuda İslam'a açtığını düşünüyoruz. İslam'a yöneldiğini düşünüyoruz. Bu saatten sonra bazı şeylere bu şekilde bakabileceğini düşünüyoruz. Ne diyorsun? Abi zaten ben yani yanlış bir şey düşünmem abi ya. Ben yani farklı bir şey söylemiyorum ki abi. Ben diyorum ki hani ben sadece hani keşke hani ben şey yapmıyorum yani nasıl diyeyim böyle isyana girmiyorum şey yapmıyorum. Akışına bırakıyorum abi yani. Peki şöyle söyleyeyim anlıyorum seni. Diyorsun ki zaten başımda bazı sorunlar sıkıntılar var. Ama bu sorunları sıkıntıları çözebilecek de Allah subhanahu wa ta'ala olduğunu biliyoruz değil mi? O kun fe yokun dediği zaman ol der olur. O halde biz Allah subhanahu wa ta'ala'nın önce rızasını celbetmeye çalışıp değil mi? Sonra da Allah subhanahu wa ta'ala'dan istesek daha faydalı daha hikmetli olmaz mı? Daha faydalı olur abi ya. Şimdi senin zamanın var. Henüz ölmemişsin. Allah subhanahu wa ta'ala'nın dinini araştırıp Kur'an içerisinde
içerisinde neler yazıyor? Sünnetin içerisinde neler yazıyor? Peygamber kim? Ne yapmış? Allah benden ne bekliyor? Veyahut bu bana anlatan kişi neler demek istedi diyerek bir araştırmaya girmemiz gerekli. Evet abi, araştırmak gerekli işte. Biz inşallah araştıracak mıyız peki? Biraz daha ilmimizi artırmak İslam bilinç olması konusunda. Ben sana şey demiyorum, hani sen şusun busun demiyorum. Sadece mesela örnek söyleyeyim, beni konuşturan ilim, beni konuşturan okuduklarım, beni böyle düşündüren okuduklarım. Ben normal olarak bundan 5-6 yıl önce herhangi bir şekilde bu dediklerimi söyleyemezdim bile. Çünkü bilgi sahibi değildim. Tam bahsetmek istediğim şey bu. Sen de bir konu hakkında eğer giriş yaparsan, emin ol hayatının nasıl değiştiğini hem göreceksin hem de hayatından memnun olacaksın. Hatta inanır mısın, hayatından bir şey eksilse bile memnun olacaksın. Çünkü alanın da verenin de Allah subhanahu aleyhi olduğunu anlayacaksın, bileceksin ve bundan mutsuzluk duymayacaksın. Tam dersine Resul sallallahu aleyhi ve sellem bir hadise denk geleceksin. Diyecek ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, müminin durumuna şaşarım. O başına bir musibet gelse sabreder, ecrini alır. Allah subhanahu aleyhi ona bir nimet verir, şükreder, ecrini alır. İki şekilde de kârdadır. Ve bununla beraber nice ayet, nice hadis sana teselli verecek. Ve hayatını gerçek manada bugün mesela bunalıp da örnek söylüyorum hayatını berbat eden insanlar gibi olmayacak. Abi bunalıp intihar eden insan var. Benim arkadaşım mesela. Çocuk bunalıma girdi. Gitti kendini astı abi yani. Boynundan astı. Subhanallah. Niçin peki astı? Gerekçesi neydi? Abi bunaltıyorlardı. Annesi babası bir bunaltıyor. Çocuk yani annem babam var başında, çocuğu gidiyor yurda veriyor. Ondan sonra bir de çocuktan çocuğu sıkıyor şey abi. Çocuk da kendini astı abi yani. İntihar etti. Allah rahmet eylesin. İslam'ı bilinçli olsaydı asar mıydı sence? Mesela şu anlattıklarımı düşünsene mesela. Bu insan öncelikle kendisini İslam'la donatmış olsaydı bilinç sahibi olacaktı. Ve neyle karşılaşabileceğini bilirdi değil mi? Ve ona göre hareket ederdi değil mi? Bu insanı bu duruma getiren aslında bu sistem, bu sistemin okulları. Yani bu sistemin okullarında bize İslam'ı bilinç öğretmediler. İslam'ı doğru düzgün anlatmadılar. Rejime baktığımız zaman İslami bir rejim değil. Bir ya iki adam atıyorsun, ya bir fahişeye denk geliyorsun, ya baliciye denk geliyorsun, ya sarhoşa denk geliyorsun, ya billboard'daki bir çıplak kadına denk geliyorsun. Şimdi düşünsene, bir insana durmadan hiç hayatında içki içmeyen bir insanın masasına durmadan içki koysan bir gün der ki şunu bir tadayım nasıl bir şeye benziyor. Bugünkü toplumda maalesef, bugünkü sistemde maalesef topluma bunu yapıyor. Durmadan çirkinliklere, fuhşiyata, harama, masiyete insanları maruz bırakıyor. Doğru mu? Doğru abi. Çok abi, burada çok görüyoruz yani. Burası usta, dizil aynı oralarda akşamları, geceleri çok oluyor abi yani. Burak, son olarak peki söylemek istediğin bir şey var mı? Bizlere, topluma, insanlara. Abi vallahi benim topluma söyleyeceğim tek şey, hani diyorlar ya başımda annem babam var, rahat değilim, şöyleyim böyleyim diye. Herkes annesinin babasının kıymetini bilsin. Herkes ailesinin kıymetini bilsin. Başında annesi babası olmayıp da böyle bizim gibi sağda solda kalan insanlar, iş çalıştığı yerden de çıkartılan insanlar, ne bileyim yani bir yerde bastığın yerde ot bitmiyor. Bizim gibi aynı böyle. Ya dediğim gibi abi, insanlar yani benim gibi gençler böyle annesinin babasının kıymetini bilsin. Kimse böyle bizim gibi yetiştirme yurduna sağa sola şuraya buraya yani özenmesin abi yani. Dizide gördüğü şeylere özenmesin. Film izliyorlar, dizi izliyorlar mesela. Orada gördüklerini işte gerçek hayatta yaptıklarını zannediyorlar. Ben bunu öğrendim yani. O zaman diziler zararlı mı? Abi çocuklar için zararlı ya. Etkiliyor yani. Çocuk geliyor okulda aynısını arkadaşına yapmaya çalışıyor. Yani diyeceğim abi şu. Herkes hayatının kıymetini bilsin. Giden bir daha gelmez. Herkes annesinin babasının kıymetini bilsin. Yani zor abi yani. Ailesiz büyümek çok zor. Teşekkürler Burak. Bizden bir istediğin bir şey var. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Sağ olun.